Katman Sesli Makale. İstanbul'un Ortasında Bir Labirent Kapalı Çarşı. Fatma Nur Saban. Seslendiren Ahmet Salih Çınar. İstanbul'un coğrafi olarak doğuyu ve batıyı bir araya getiren konumunun ve içinde barındırdığı her milletten farklı kültürlerden insanları bir potada eriten kapsayıcılığının en önemli faktörlerinden biri şehrin önemli bir ticaret merkezi olmasıydı. Bizans İstanbul'unda da Osmanlı İstanbul'unda da şehrin ticari yönü daima ön plandaydı. Doğudan gelen baharatlar, değerli gümüşler, ipek kumaşlar İstanbul limanlarına getirilir ve buradan Avrupa'ya dağılırdı. Tarım olanakları oldukça kısıtlı ve nüfusunun da yüz ölçümüne göre çok kalabalık olduğu bu şehirde yaşayan halk da ihtiyaçlarını çevre bölgelerden getirilen malların çarşılarda satılması suretiyle karşılardı. Yaşayan bir organizma olan bu şehrin kalbinde daima rengarenk eşyaların satıldığı cıvıl cıvıl çarşılar vardı ve bu çarşılarda toplumun her kesiminden insanı görmek mümkündü. Tarihi Yarımada'nın hala en canlı mekanlarından biri olan ve Kapalı Çarşı olarak bildiğimiz Büyük Çarşı, asırlarca İstanbul'un en büyük ticaret merkezlerinden biri olmuş, kurulduğu vakitten bu yana eklenerek daha da büyümüş ve günümüzdeki halini almıştır. Çarşının bulunduğu alanda Bizans döneminde de bir alışveriş alanının bulunup bulunmadığı tartışmalı bir konu olsa da, Kapalı Çarşı'nın ilk olarak fetih döneminde Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u Müslüman bir Osmanlı şehrine çevirdiği vakitte inşa edildiği görüşü bugün geçerliliğini korumaktadır. Dolayısıyla Çarşıyı Kebir diye de adlandırılan ve şehrin tam ortasında yer alan kapalı çarşı, bir anlamda bir İslam şehri eseridir. Nitekim dönemin tarihçileri Tursun Bey, Kritovulos ve Dukasta, çarşının 2. Mehmet tarafından yaptırıldığını söyler. Bu kaynaklara göre Fatih'in hemen arkasından inşaatlara başlanmış ve 1460-1461 yıllarında çarşının merkezi tamamlanmıştır. Evliya Çelebi de aynı şekilde çarşıdan bahseder ve bu görüşü destekler. Eski Bedesten İstanbul'un kalabalık ve seçme yerinde Osmanoğullarının büyük hazinesidir ki güya kahkaha kalesidir. Bütün sefere gidenlerin, vezirlerin ve ayağının malları buradadır ki yer altında nice yüz demir kapılı mahzenleri vardır. 857 miladi 1453 senesinde Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılmıştır. Çarşının tarihçesine gelecek olursak 15. yüzyıl ortasında Fethin ilk vakitlerine İstanbul'un imar ve iskan planlarıyla bir Osmanlı şehrine çevrildiği zamana gideriz. Dönemin kroniklerine göre Fethin hemen akabinde kurulacak vakıflara gelir olması adına 2. Mehmet'in isteğiyle çarşının yapımına başlanmıştır. Günümüzde kapalı çarşı diye adlandırdığımız bu dev labirent tarihte Büyük Bedesten, Bezzazistan, Büyük Çarşı, Çarşı-ı Kebir, Cevahir Bedesteni gibi isimlerle anılmıştır. Bu dönemde Matrakçı Nasuhi'nin de eserlerinde görülür ki çarşının etrafına kurduğu dükkanlarla merkezdeki iki bedestenin arasından tepeden bir çatı bağlantısı o dönem için yoktur. Ancak zamanla kapalı çarşı etrafındaki dükkanları ve dükkanların bulunduğu sokakları da içine alarak üzerine çatı inşa edilmiş ve bu şekilde devasa bir kapalı çarşı oluşmuş günümüzdeki halini almıştır. Cevahir bedesteni ve sandal bedesten diye anılan iki çarşı birleşmiş, arasında ve çevresinde kalan dükkanları da içine alarak hamam, karakol, postane ve ufak mescitler dışında bir caminin dahi bulunduğu kocaman bir kompleks halini almıştır. Farklı meslek gruplarıyla iştigal eden dükkanların üstleri zamanla kagir bir çatıyla örtülmüş ve çarşı daha da genişletilmiştir. Bugün çarşının kalbi yukarıda bahsedilen iki bedestendir. Öncelikle dükkanları ahşaptan yapılmaya başlanmış ancak daha sonra zamanla kagire dönüştürülmüştür. Bunun sebebi yapıldığı ilk zamandan bu yana kapalı çarşı meşhur İstanbul yangınlarından nasiplenmiş depremlere maruz kalmış olmasıdır. Sık sık yapılan onarımlar ve kagir mimarisiyle bugün çarşı hala ayaktadır. Çarşının merkezindeki iki bedestenin yanında 64 cadde, 16 han, sağlık ocağı, Polis karakolu, bir cami, bir hamam ve gümüş, halı, antika gibi değerli eşyaların satıldığı 3000'in üzerinde dükkan vardır. Osmanlı döneminde bu dükkanların çok farklı bir yapısı vardı. Dolap sistemi adı verilen kepenkleri yukarıdan indirilip altında dükkan sahibinin oturduğu bir peke bulunan farklı bir mekanizma ile çalışırlardı. Bu şekilde sıra sıra asılan mallar kolay teşhir edilebilir hale gelirdi. Her sokakta başka kategoride dükkanların bulunduğu çarşının içi kalabalık, cıvıl cıvıl ve gürültülü olurdu. Dükkan sahipleri bağırarak müşterileri çağırır, farklı milletlerden oluşan müşteriler beğendikleri mallar için pazarlık yapardı. Kadınlar, çocuklar ve erkekler birçok insan alışverişini buradan yapardı. Osmanlı'nın son dönemlerinde batılılaşma hamlelerinden sonra dahi kapalı çarşı hala eskisi kadar renkli ve canlıydı. Sadece yerel halk için değil, aynı zamanda Avrupa'dan ziyaretçi, elçi, sefir olarak gelen insanlar için de apayrı bir cazibe merkeziydi. 19. yüzyılın sonlarına kadar İstanbul'un ticaretinin büyük bir oranı bu dev labirent çarşının içinde dönüyordu. Cumhuriyet kurulduktan sonra artık imparatorluk şehri kimliğinden yavaş yavaş sıyrılan ve bir metropole dönüşen İstanbul'da Kapalı Çarşı uzun süre eski canlılığını sürdürmeyi başarmıştır. 1950'lerde Kapalı Çarşı hakkında gözlemlerini yazan Refik Halit Karay, çarşının o günkü durumundan şu şekilde bahseder. Kapalı Çarşı yalnız eşya alışverişi bakımından değil, İstanbul'un kadın erkek münasebetleri dolayısıyla cemiyet tarihimizde iz bırakmıştır. Çarşı, sayısız nesilleri asırlarca dama altında toplayıp yakınlaştırarak gönüller alınıp verilen bir muhabbet pazarı olması cihetinden de bir başka çeşit abide ve yadigardır. Kapalı çarşı İstanbul'un hayatı boyunca sürüp gitmiştir. Hatta ben o fikirdeyim ki şimdiki yarı çökmüş ve güzelliğin camisi yıkılıp ancak mihrabı yerinde kalmış olan büyük abidemiz çarşıdan cinsi cazibe edini eteğini henüz çekmiş sayılmaz. Orada hala ılık ılık bir şeyler olduğunu, tatlı tatlı bir şeyler döndüğünü duyuyorum. Çarşının renkli renk ve neşeli ortamı Orhan Veli'ye de ilham olmuş ve neticesinde 1947 yılında şairin Varlık dergisinde yayınlayacağı bir Kapalı Çarşı şiiri ortaya çıkmıştır. Şiirin sonunu Kapalı Çarşı deyip geçme, Kapalı Çarşı, kapalı kutu ifadesiyle bitiren Orhan Veli, metaforik olarak hayatın gizemlerini ve insanların sırlarını anlatmak için Kapalı Çarşı'yı seçmiştir. Bu dönemde dahi çarşı eski yapısından bir şeyleri korumuştur. Günümüzde Kapalı Çarşı uzun yıllar boyu geçirdiği tahribatlara rağmen hala ayaktadır. Ancak dükkanların modern yapıları, cam vitrinler ve inşaatlarla eskidenki görüntüsü kaybolmuştur. Led lambalar, her yerden çıkan kablolar, kötü şekilde onarılmış duvarlarıyla eski renkli atmosferini göz yoran keşmekeşli bir hal almıştır. Yine de kapalı çarşı hala turistlerin en fazla uğradığı alanlardan biri olarak cazibesini sürdürmektedir. Ve hala içinde yaşayan bir dünya vardır. Bu şekilde kapalı çarşı hala İstanbul'u İstanbul yapan belki de en önemli ve en otantik ticaret merkezleri arasında yerini alır. Katman Sesli Makale